Selam arkadaşlar, ben proje ekibini arayacağım. Kripto Kurdu YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda daha önce test setine katıldığımız Quell Network'ün Beta 3 test setine sizlerle birlikte katılacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet, şimdi işlemlere geçebiliriz. Arkadaşlar öncelikle Quell test setini yapmak için bir Quell Wallet'a ihtiyacımız var. Hemen şu kısımdan doğulan Quell Wallet diyoruz. Şu kısımda arkadaşlar bir dosya iniyor. Bu dosyayı kapatmayın öncelikle. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Şuradan eklentiler kısmına geliyoruz. Eklentileri yönet butonuna basıyoruz. Ve burada arkadaşlar yapmamız gereken şey şu. Şurada geliştirici modu var. Ona tıklıyoruz öncelikle. Evet, burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi geliştirici modundayız ve cüzdanımızı manuel olarak yükleyebiliriz. İndirdiğimiz dosyayı, hemen şuradaki dosyayı ne yapıyoruz? Yukarı doğru atıyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi Quell Wallet'ımız kuruldu. Öncelikle arkadaşlar şunu söyleyeyim. Daha önce Quell videosu çekmiştik ve orada eski versiyon cüzdan vardı. Yeni versiyonu geldi. Şimdi onu indirmiştik zaten. Siz daha önce TST'ye katıldığınız cüzdanın 12 tane kelimesini alıp şu butona basarak arkadaşlar 12 tane kelimeyi yapıştırırsınız. Ve eski cüzdanınızla devam edebilirsiniz. Eğer yeniyseniz arkadaşlar Create Wallet diyelim. Biz Create Wallet'tan devam edelim. Burada arkadaşlar 12 tane kelime veriyor. Bu kelimeleri ne yapıyoruz? Asla birine göstermiyoruz ve güzel bir yerde saklıyoruz. Bunu kopyaladık. Aşağıdaki butona basıyoruz hemen. Evet, next diyoruz. 12 tane kelimeyi CTRL ile V yapıp yapıştırıyoruz buraya. Next diyoruz tekrardan. Burada bir şifre oluşturmamızı istiyor. Evet, şifremizi girdik. Next butonuna basıyoruz. Evet, artık cüzdanımız kuruldu. Şimdi ilk sayfaya geri dönüyoruz arkadaşlar. Neredeydi o sayfa? Getting Started kısmına geliyoruz. Burada arkadaşlar test set işlemlerini burada yapacağız. Ama öncelikle ne yapıyoruz? Hemen eklentiler kısmına geliyoruz. Burada arkadaşlar Quell Wallet'ı şöyle sabitleyelim öncelikle. Quell Wallet'a giriyoruz arkadaşlar. Burada aşağıda gördüğünüz gibi şu kısımda Faucet var. Faucet'a tıklıyoruz arkadaşlar. Burada şu butona basıp insan olduğunuzu ispatlamaya çalışıyorsunuz. Evet, Give me Ether butonuna basıyoruz arkadaşlar. Ve cüzdanımıza 1-2 dakika içinde ne olacak? Test tokenları gelmiş olacak. Şimdi Getting Started'a da geri dönelim arkadaşlar şu kısma. Döndük. Burada yapmamız gereken şey şu arkadaşlar. İşlem biraz size garip gelebilir. Eğer ilk defa Quell'de işlem yapıyorsanız bu işlemleri yapacağız ve test setini bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen geldik aşağıya doğru kaydırıyoruz. Evet, bu kısımda arkadaşlar Connect butonuna basalım. Cüzdanımıza bir onay gelecek. Next diyoruz. Connect diyoruz ve cüzdanımız artık buraya bağlanıyor. Get account kısmına basıyoruz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar benim burada cüzdan adresim var. Şimdi aşağı doğru inelim. Current account kısmına tekrar basıyoruz arkadaşlar. Burada cüzdana onaya gerek yok. Onay gelmiyor. Ama aşağı doğru inelim birazcık. Burada bir imza mesajı atmamız gerekiyor. Şu boşluğu arkadaşlar istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Ben random atıyorum hızlı olması için. Ve sign mesaj diyorum. Cüzdanıma onay geliyor. Cüzdanımı onaylıyorum. Gördüğünüz gibi şu aşağıda da arkadaşlar onay transaction'ı geldi. Şimdi burada işlem bitti. Aşağı doğru biraz daha kaydıralım. Evet. Önemli kısım burası arkadaşlar. Şunu göstermek istiyorum size. Burada biz ne yapacağız? Buradan arkadaşlar ufak bir miktarda Quell testnet Ethereum'ları göndereceğiz. Şu miktarı görüyorsunuz zaten. Bu da göndereceğimiz cüzdan adresi arkadaşlar. Burada arkadaşlarınızla gönderebilirsiniz. Multileyecekseniz eğer multi hesaplarınızda yani yan cüzdanlarınıza gönderip oradan bu işlemi yapabilirsiniz. Eğer böyle bir şey yapmak istemiyorsanız da yorumlara arkadaşlar kendi cüzdan adresinizi yazarak birbirinizle yardımlaşabilirsiniz. Evet, buraya arkadaşlar Quell Wallet adresi girdik ve transfer butonuna basıyoruz. Evet, ardından arkadaşlar Approve butonuna basacağız. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar şu aşağıda bir transaction oluşacak. Transaction hash'lerimiz burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi aşağı inelim biraz daha. Şimdi arkadaşlar burada ne yapıyoruz? Hemen şu butona basıyoruz ve cüzdanımızda hangi adres, hangi tokenlar var onları göreceğiz. Basalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar az önce Faucet'tan almıştık. Burada Ethereum adresi var. 0.0 ile başlıyor. Bu sizi tedirgin etmesin arkadaşlar. Burada bu adresimiz varmış. Şimdi arkadaşlar yeni manuel olarak bir token adresi yani aynı MetaMask'ta olduğu gibi add token dediğimiz kısımdaki gibi arkadaşlar buraya ne yapacağız? Bir token assist yani bir varlık ekleyeceğiz. Hemen aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar. Burada bizim için hazırlanan bir arkadaşlar token var. Burada new var. Burada hiçbir şey değiştirmenize gerek yok bu arada. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Add assist kısmına basıyoruz. Add assist butonuna tekrardan basıyoruz arkadaşlar. Ve bu artık bizim cüzdanımıza ekleniyor. Hemen yukarı çıkalım arkadaşlar şimdi.
Evet, biraz aşağı inelim. Ha, şurada arkadaşlar, hemen şurada ne yapıyoruz? Tekrar Get Access butonuna basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi az önce Nave adında eklediğimiz token burada gözüktü. Bu işlemi de yapmış olduk. Evet, neredeyse işlemlerin sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi cüzdanımızın bağlantısını kesip tekrar bağlayacağız. Ne yapıyoruz? Hemen aşağı iniyoruz arkadaşlar buradan. Evet, burada Disconnect butonunu görüyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi buradan cüzdanımızdan bağlantıyı kestik. Tekrar connect deyip cüzdanımızı buraya bağlayabiliriz. Evet, connect diyelim. Cüzdanımıza onay geliyor. Evet, yapacağımız işlemler bu kadardı arkadaşlar. Daha öncesinden bizim Medium hesabımızda Foil Network nedir? Bunun açıklamasını çok güzel açıklayıcı şekilde yapmıştık. Bunu da sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Bu ve kullanacağım bütün linkleri videonun hemen aşağısında bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Foil ekosisteminde takip edebileceğiniz neler var? Onlara bir göz atalım. Evet, burada arkadaşlar Foil üzerinde çıkan dapplerin, platformların arkadaşlar hepsini burada bulabilirsiniz. Aşağı doğru kaydıralım şimdi. Evet, burada gördüğünüz gibi arkadaşlar Fuel üzerinde dev'leri, platformları, her şeyi görebilirsiniz. Buradan takip edebilirsiniz. Burada sosyal medya hesapları var. Ve mesela şu kısma gelelim arkadaşlar. Sivey'in butonuna basalım. Mesela arkadaşlar bunun durumu neymiş? Şurada hemen yazıyor. Test etmiş arkadaşlar. Bu şekilde bu platformları keşfedebilir ve bu yeni ekosistemde, çok yeni değil ama bu yeni ekosistemde arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Bütün platformları tanıyıp onların üzerinden testnetler yapabilirsiniz. Bu linki de arkadaşlar ne yapacağım? Videonun hemen aşağısına bırakacağım. Oradan bütün linklere ulaşabilirsiniz. Evet, anlatacaklarım bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın.